Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 2. sayfasını bir bütün olarak değerlendirmeye çalışacağız. Numara olarak ayet numarası 10. ve 15. ayetler arası. Allahu Teala burada değişik meseleleri bizlere bildiriyor. Bunları önce mealen görmeye çalışalım. İnnellezîne keferû, o inkar edenler var ya, len tuğni anhum emvaluhum ve la evladuhum, onların ne malları ne de evladı bir şeyi gideremez. Onlara fayda vermez. Minallahi şey'e, yani Allah'ın onları cezalandırmasına karşı onlardan bir şeyi gideremez. Onlara fayda veremez. Ve ulaike hum ve gudun nar, ve onlar ateşin yakacağıdır. O kafirler ateşin yakacağı haline geleceklerdir. Kede bi ali firavun vellezine min qablihim, onların hali firavun, ali firavun ve onlardan öncekilerin haline benzer. Yani daha önce de firavun hanedanı vardı. Onlar da mağrur oldular, gururlandılar ama neticede belalarını buldular. Onların da hali, o kafirlerin hali buna benzer. Kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanladılar. Fe ahazahumullahu bi zunubihim, Allah ise günahlarıyla onları yakaladı. Allah günahlarıyla onları cezalandırdı. Vallahu şedidul igab, Allah cezası şedid olandır. Allah'ın cezası, Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Kul lillezine keferu, o inkar edenlere de ki, setulebune, sizler mağlup olacaksınız, yenileceksiniz ve tuhşarune ila cehennem, ve cehenneme doğru sürüleceksiniz. Ve bi'sel mihat, ve o cehennem ne kötü bir döşektir. Kad kâne lekum âyetun fî fi'eteynil tagata, daha önce birbiriyle savaşmış iki grup sizin için bir ayettir. Fiyetun tugatülü fi sebilillah, bunlardan birisi Allah yolunda savaşıyor. Ve uhra kafiratun, diğeri ise kafir bir topluluk. Yeravnahum mislehim ra'yel ayn, diğer tarafı göz göre kendilerinin iki katı görüyorlar. Vallahu yu'eyyidu bi nasrihi men yeşa, Allah yardımıyla dilediği tarafa, dilediklerine nusret verir, yardım eder. İnne fî zâlike le ibraten li ulil ebsar, basiret sahipleri için bunda bir ayet, bir ibret vardır. Züyine linnâsi, insanlar için şunlar süslü kılındı. Hubbu şehevet minen nisa, kadınlara karşı şehvet. Vel benin, evlada karşı. Vel ganatiril mugantara minez-zehbi vel fidda, altın ve gümüş biriktirmek. Vel hayril müsevveme, koşu atları. Vel en'am, hayvanlar. Vel hars ve tarım. Bunlar insanlara süslü kılındı. Zalike metaul hayati dünya. Bunlar dünya hayatının bir metaıdır. Dünyada faydalanılan şeylerdir. Vallahu indehu husnul meab, ama hüsnü meab, güzel netice, güzel akıbet Allah nezdindedir. Kul eunebbiukum bi hayrin min zalikum. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Lillezine tagav inde rabbihim, Rablerinden sakınanlar için Allah nezdinde cennetün, cennetler vardır. Tecri min tahtiyel enhar, o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Halidine fiha, ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Ve ezvacun mudahhara, ve onlar için orada, o cennetlerde tertemiz eşler vardır. Ve rıdvanun minallah, ve Allah'ın onlardan razı olması vardır. Vallahu basirun bil ibad, Allah kullarını görendir. Değerli izleyenlerim, bu Kur'an-ı Kerim'den bir sayfanın kısa bir mealiydi. Tabi sadece mealden ayrıntıları görmek, oradaki anlatılan manaları hemen anlamak, kavramak
Kolay da değil. Ayetlerin sebebi nüzulü var, iniş sebebi. Ve ayetlerin siyakı, sibakı var. Bütün bunlarla beraber değerlendirildiğinde ayeti daha iyi anlamak mümkün oluyor. Ama sadece çıplak mealle Kur'an'ı anlamak çok da kolay değildir. Burada innellezine keferu, o inkar edenler var ya, len tuniye anhum embaluhum ve la evladuhum minallahi şey'e, onların ne malları ne de evlatları Allah'tan gelecek bir belayı gidermeye yetmeyecektir. Ve ulaike hum ve gudun nar, ve onlar ateşin yakacağı olacaklardır. Burada özellikle Yahudilerden bir grupla alakalı Peygamberimiz döneminde bir olaya dikkat çekiliyor. Malum Müslümanların ilk büyük muharebesi Bedir muharebesidir. Ve Bedir'de Müslümanlar kendilerinden 3 kat daha fazla olan düşmana karşı, müşrik gruba karşı savaştılar. Ve Cenab-ı Hakk'ın teyidiyle, yardımıyla galip geldiler. O civarda Yahudiler de bulunmakta. Ve Beni Kaynuka Yahudileri, bunlar Müslümanlara şunu söylediler. Dediler ki siz savaş bilmeyen bir toplulukla savaştınız. Evet, sayıları sizden fazlaydı ama bunlar savaşı bilmeyen kimselerdi. Dolayısıyla galip geldiniz. Ama bizim gibi savaşçı bir toplulukla savaşacak olursanız dünyanın kaç bucak olduğunu görürsünüz. Bu münasebetle Allah-u Teala Beni Kaynuka Yahudileri ile alakalı şunu bildiriyor. O inkar edenler var ya, sana gelen Kur'an'ı, sana gelen İslam'ı inkar eden o Yahudiler var ya, onların ne malları ne de çocukları onlara bir belanın gelmesine engel olamayacaktır. Yani malları da onları kurtarmayacak, sayılarının fazla olması da onları kurtarmayacaktır. Ve onlar netice itibariyle cehennemin bir yakıtı, cehennemin yakacağı bir madde olacaklardır. Dünyada da cezalandırmakla adeta yanacaklar. Diğer alemde de peygambere muhalefetin cezasını, karşı gelmenin cezasını göreceklerdir. Ve misal getiriyor Allah-u Teala. Kete bi âli firavun vellezine min gablihim. Firavun hanedanının durumu gibi ve daha öncekilerin durumu gibi. Malum Kur'an-ı Kerim bize önceki milletlerden örnekler veriyor. İşte diyelim Hazreti Nuh'a karşı gelenler, Hazreti Nuh'a karşı gelenler sonunda tufan olayıyla helak olup gittiler. Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, bu gibi kavimler peygamberlerine muhalefet ettiler ve bu muhalefetin neticesinde cezalandırıldılar. Allah-u Teala Ehli Firavun'u, Firavun hanedanını önce örnek veriyor. Ve vellezine min gablihim demek suretiyle ve daha öncekiler, genel anlamda tarihe bir bakış baktırıyor. Kur'an-ı Kerim'de tarih bizim için bir ibrettir. Bunun mesajları bize verilir. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuduklarında gerçekten tarihle ilgili çok güzel değerlendirme ölçüleri elde ederler. İşte Firavun ve hanedanı, Firavun'un etrafında yer alanlar, bir zamanlar çok güçlü kuvvetlilerdi, öyle görülüyorlardı. Ama netice ne oldu? Neticede onlar cezalandırıldılar. Ne malları ne de sayılarının fazla olması onlara fayda vermedi. Ve daha dünyadayken cezalarını çektiler. Ad kavmi de çekti, Semud kavmi de, Lut kavmi de, daha nice kavimler bu şekilde isyanlarının bedelini dünyada peşin olarak ödediler. Adeta dünyada da bir ateşe düştüler. Kezzebu bi ayatina, işte bütün bunlar ayetlerimizi yalanladılar. Fe ahazahumullah bi zunubihim, Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Yani cezalandırdı. Vallahu şedidul ikab, Allah'ın ikabı şedittir. Allah cezalandırır. Kul lillezine keferu, o inkar edenlere, o Yahudilere de ki setulebune ve tuhşerune ila cehennem. Sizler mağlup olacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Ve bi'sel mihad, o ne kötü bir döşektir, ne kötü bir varılacak yerdir. Gad kana lekum ayetun fi fi'eteynil tagata. Burada Bedir Savaşı'na dikkat çekiliyor. Daha önce
karşılaşmış olan iki ordunun, iki grubun vaziyetinde sizin için bir ayet vardır. Fiyetun tugatilu fi sebilillah. Bir grup Allah yolunda mücadele veriyor. İşte Peygamberimiz ve ona bağlı olanlar, ona tabi olanlar Allah yolunda mücadele ediyorlar. Sayıları az. Ve uhra kafiratun, diğer taraf ise inkarcı bir topluluk. Allah'ı inkar eden bir topluluk. Ama yaravnahum mithleyhim ra'yel ayn, onlar göz göre diğer tarafı kendilerinin iki katı görüyorlar. Acaba burada diğer tarafı iki katları gören hangi taraftır? Acaba Müslümanlar mı kafirleri kendilerinin iki katı görüyor? Yoksa Müslümanlar kafirleri mi kendilerinin iki katı görüyor? Bunu iki yönüyle değerlendirenler de olmuş. Malum Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısı kafirlerin, müşriklerin sayısının üçte biriydi. Ama kendilerinin üç katı görseler belki de kuvve-i maneviyeleri oradan epey zarar görebilirdi. Ve o rakam kendilerine çok büyük gelebilirdi. Üç katı bir düşmanla nasıl savaşacağız diye. Ama iki kat olunca iki kişiyi halletmek daha kolay olabilir diye düşünürler. Ve bu şevkle mücadelelerini yaparlar, galip gelirler. Bu yönüyle açıklama yapanlar var. Ama bir de müşriklere bakan yönü. Evet, Müslümanlar sayıca müşriklerin üçte biri ama müşrikler onları gözlerinde büyüttüler. Kendilerinin iki katı görüyorlardı. Kendilerinden kat kat daha fazla görüyorlardı. Bu anlamda da değerlendirmek mümkün. Ve malum Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala 5000 melaikeyi gönderiyor. Ve gönderilen bu melaikelerle Müslümanların safları takviye ediliyor. Belki bunların müşriklere kısmen gösterilmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Allahu alem bissavab. Vallahu yu'eyyidu binasrihi men yeşâ. Allah dilediğine yardım eder ve o şekilde teyit eder. İnne fî zâlike la ibraten li ulil ebsar. Bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır, bir ayet vardır. Bunu ifadeden sonra Beni Kaynuka Yahudilerinin akıbetini ifade edecek olursak, bunlar Peygamberimize, ehli imana muhalefet ettiler ama neticede cezalandırıldılar ve yerlerinden, yurtlarından oldular. Ayette bildirilen husus gerçekleşti. Allah peygamberine yardım etti ve peygambere muhalefet eden o kimseler o diyardan ayrılmak zorunda bırakıldılar. Ardından farklı bir meseleye burada geçiliyor. O da insanların yeryüzünde imtihan edilmesi ve bazı şeylerin insanlara daha süslü kılınması, insanın o yönde istek sahibi olması. Züyyine linnâse hubbuş şehevâti minen nisâ. İnsanlara şunlar süslü kılındı. Kadınlara karşı bir şehevat. Vel benin, evlada karşı. Vel ganâtiril mugantara. Bu da kısaca paraya karşı denilebilir. Minez zehebi vel fidda. Altın ve gümüşe karşı bir meyil. Malum eskiden altın ve gümüş para olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise doğrudan kağıt paralar. Hatta artık günümüzde para da ortadan kalkıyor adeta. Bunun yerine kartlarla insanlar alışverişlerini yapıyorlar. Ama kısaca bunu paraya karşı sevgi diyebiliriz. Yani kadına karşı bir sevgi, çoluk çocuğa karşı bir sevgi ve paraya karşı bir sevgi. Vel haylil müsevveme ve binek atları, günümüzde araba sevdası diyebiliriz. Bunlara karşı bir istek. Vel en'am, hayvana karşı. Vel harf, bu da ziraatı ifade ediyor. Bunlara karşı istek insanlara süslü kılındı. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani insanlar fıtraten bunları severler. Bunlara düşkündürler. Ve bunlar insanların zaaf noktalarıdır. Dikkat edecek olursak zaten şu dünya hayatında imtihanımız bunlarla oluyor. Kadınlar erkeklerle, erkekler kadınlarla deneniyor. Ve mala karşı hepimizde düşkünlük var. Ve pek çok insan bu mala karşı düşkünlüğün neticesinde gayrimeşru yollardan mal kazanmaya çalışıyor. Kısa zamanda zengin olmanın yollarını araştırıyor. Ve bunu yaparken de bakıyorsunuz
gayrimeşru yollara düşebiliyor. Ve araba sevdası, işte bineğe karşı bir sevda, bu da insanın tabiatında var. En güzelinden böyle bir arabaya sahip olmak, bu da insanların zaaf noktalarından bir tanesi. Hayvanlara karşı meşguliyet, hayvancılık, hars diye ayette ifade edilen, bu da ziraat olarak değerlendirilebilir. İşte dünyada epey bir insan tarımla meşgul ve orada tarımın meşguliyeti içerisinde dünyayı görmeden, başka şeyleri pek bilmeden, önemli şeylere vakit ayırmadan vaktini orada geçirip gidebiliyor. Sanki dünyaya sadece tarım için gelmiş, sadece toprakla meşgul olmak için gelmiş gibi ömrünü orada tüketebiliyor. Demek insanın bunlara karşı zaafı var ve insan bunlarda fani olabilir ve bütün mesaisini bunlarda tüketebilir. Zalike meta'ul hayati dünya, bunlar dünya hayatının bir meta'ıdır. Yani insanlar dünyada bunlardan faydalanır. Bunlardan istifade eder. Vallahu indehu husnul me'ab, ama hüsnü me'ab, güzel netice Allah katındadır. Yani acaba bunlarla olan imtihanımızı nasıl vereceğiz? Acaba helalinden mi hayatımız geçecek bunlarla, yoksa haramından mı? Diyelim bir servet elde etmek için gayrimeşru yollar mı takip edeceğiz, yoksa meşru bir şekilde mi faaliyette bulunacağız? Bütün bunlar gerçekten bir imtihan vesilesidir. Allah bizi bunlarla imtihan etmektedir. Helalinden gayret göstermişsek, helalinden çalışmışsak, o zaman Allah katında hüsnü me'ab var. Güzel bir akibet var, güzel bir netice var. Gul e'unabbi'ukum bi hayrim min zalikum, de ki, burada muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey peygamber, de ki size daha hayırlısını haber vereyim mi? Yani aile hayatı hoştur, evlat hoştur, mal hoştur, tarım hoştur, ama bütün bunlardan daha hoş olanını, daha güzel olanını haber vereyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِنْدَ رَبِّهِمْ, Rablerinden sakınan, günahlardan kaçınan kimseler için şu vardır. Cennetün tecri min tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennetler vardır. Ve insan cennette yaratılmış, başlangıcı itibariyle cennete müheyya, cennete müştak ve eğer bu imtihanı iyi verebilirse netice itibariyle cennete gidecek. Cennet şu dünya hayatındaki saltanattan çok daha hayırlıdır. İnsanın dünyada bir takım zevkleri olabilir. Ve dünyada bir takım saltanatı da olabilir, serveti de olabilir. Ama asıl kazanç öldükten sonraki hayatta işimize yarayacak olan, bize cenneti kazandıracak olan şeylerdir. Zengin olabiliriz. Karun da zengindi ama o servetiyle cenneti kazanamadı. Saltanatımız olabilir. Firavun'un da saltanatı vardı ama saltanatını kötü yönde kullandı ve perişan olup gitti. Malımız, evladımız çok olabilir ama Allah yolunda bunları değerlendirmemişsek bunlar diğer alemde vebal olarak karşımıza çıkar. Diğer alemde bunların hesabıyla baş başa kalırız ve iyi değerlendiremediğimiz için bu bize azap olarak geriye döner. İşte Allah katında daha hayırlı olanı, bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz. Ve bunun neticesinde cennet verilecek. Hatta cennetler. Cennette tek bir mertebe yok. Çok mertebeler var. İnsan yaptığı amelin kalitesine göre o üst düzey cennetlere muhatap olabilecek. Tecrimin tahtiyel enhar, ve o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Malum, diyelim bir güzel villanız var veya köşkünüz var ama orada su yoksa, orada havuzlar, fıskiyeler, şırıl şırıl akan nehirler yoksa manzara biraz eksik kalır. Güzel bir evdir ama eksiktir. İşte cennette nehirler olacak. Sütten nehirler, baldan nehirler, en güzel içeceklerden nehirler, sulardan nehirler. Hayalimizin çok çok fevkinde çok güzel nimetler olacak. Halidine fiha, ve o cennettekiler orada daimidirler, ebedidirler. Ve ezvacun mudahhara, ve onlar için
tertemiz eşler var. Değerli izleyenlerim, dünyada aile hayatı insanın en mutlu olduğu yerlerden birisidir. İnsan aile hayatı yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Ve normal hayat aile hayatı içinde zaten devam etmektedir. Ama karı koca dünyada bir takım problemler de yaşayabiliyor. Çünkü ne kadın ne de erkek dikensiz gül değildir. Her birimizin dikenli yönleri var. Her birimizin eksik yönleri var. Hatalı yönleri var. Ve dünyadaki eşler tümüyle ezvacun mudahhara değil, tertemiz zevceler değil. Bir takım hataları olan, eksikleri olan, kusurları olan kimseler. Böyle olunca dünya hayatında tam bir uyum olmayabiliyor. En mutlu aile yuvalarında da zaman zaman problem yaşanabiliyor. Ama diğer aleme gidildiğinde cenneti kazanmış olan kimseler orada aile hayatını devam ettirecekler ve o aile hayatında bir problem yaşanmayacak ve ezvacun mudahhara olacak ve tertemiz zevceler, tertemiz eşler orada olacak ve o insanlar orada gerçek mutluluğu elde edecekler. Bunu söylerken dünya hayatındaki aile hayatında tam bir mutluluk olmaz, onu kastetmiyorum. İki taraf gerçekten olgun hareket ederse adeta cenneti hatırlatır, cenneti andırır bir mutluluğu daha dünyada da yakalayabilirler. Bu mümkündür. Ama realist olmak gerekirse, gerçekçi olarak meseleyi değerlendirmek lazım gelirse, şu dünya hayatında ekser insanların aile hayatında bazı problemler yaşadıkları, zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşadıkları, bu da bir realitedir. Bu da hayatın bir gerçeğidir, imtihanın bir parçasıdır. Kadın erkekle, erkek kadınla imtihan edilmektedir. Karı koca birbiriyle bu şekilde denenmektedirler. Böyle olunca demek ki gerçek anlamda tam bir saadet diğer alemde olacak. Bu dünyadaki ise kısmi bir saadettir. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ Bir de Allah'ın rızası. Yani Allah onlardan razı olacak. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Allah'ın onlardan razı olması en büyük bir nimettir. Bu cennetin de doğrudan kendisinden çok daha büyük bir nimettir. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Ve Allah kullarına basirdir. Allah kullarını görür. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuyla, merhametiyle cennetine, cemaline mazhar eylesin. Ve aile hayatımızda daha dünyada küçük bir cennet hayatı yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.